Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi kadife ip, balina yavrusu öreceğiz hep birlikte. Ekranda görmüş olduğunuz bu tatlı mı tatlı, şirin mi şirin, tepesinden su püskürten balina yavrusunu birlikte öreceğiz. Yeni yeni teknikler öğreneceğiz arkadaşlar. Videomda adım adım sizlere anlatıyorum. Ayrıca hiç amigurumi örmeyi bilmeyenlerin bile kolaylıkla örebileceği bir tarif. Çok kolay bir tarif. Kullandığım malzemelerin listesini de videomun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Kanalıma ve videoma destek olmak isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Balinanın gövdesini arkadaşlar iki renk iplikle öreceğiz. Ben lila rengi ipliği tercih ettim. Siz zevkinize göre istediğiniz renk ipliklerle örebilirsiniz. Bir müddet belli süreye kadar lila rengi iplikle öreceğim. Daha sonra balinanın tabanında beyaz iple örerek çalışmama devam edeceğim. Şimdi sihirli halka ile çalışmaya başlıyoruz. İpliği kendimize doğru çevirip burada bir halka oluşturuyoruz. İplerin kesişme noktasından bakın bu şekilde bastırıyorsunuz, sıkı tutuyorsunuz. Tığı halkanın içinden geçiriyorum. Alıyorum ipi arkadan. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi 8 tane sık iğne öreceğiz. Bakın bu halkanın içine tığınızı batırıp arkadan ipi alıyorsunuz, çekiyorsunuz. Tığınızda 2 ilmek var. Tekrar ipliği alıyorsunuz. Bu 2 ilmeğin içinden geçiriyorsunuz. Buna bir sık iğne diyoruz. Şimdi ikinci örüyorum. Üçüncü. Dördüncü. 5 6 7 8 Bakın bu kısa ipliği tutuyorsunuz, çekip bu ortadaki boşluğu sıkıştıracağız. 'Öreceğiz. İşaret kullanalım. Ben işaret için iplik parçası kullanacağım arkadaşlar. Şöyle minik bir siyah iplik alacağım. Neden kullanıyoruz bunu? Sıra başımızı kaybetmemek için. Şöyle sıranın başına koyuyoruz ipimizi. İkinci sırada her zincire çift örüyorsunuz. Yani bir, burada 8 tane sık iğne örmüştük. Her zincirin içine çift örüyorsunuz. 2 tane sık iğne örüyoruz her zincirin içine. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Bu sırada toplam 16 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 3. Şimdi bir tane tek, bir tane çift öreceğiz. Tekrarlayacağız. Şimdi bir tane tek. Bir sonraki zincirin içine çift örüyorsunuz. 1 2 Bir tane tek. Bir tane çift. 1 2 Bir tane tek. Bir tane çift. 1 2 Bir tane tek. Buraya çift örüyorsunuz.
Bir, iki. Bir tane tek, bir tane çift örüyoruz. Bir, iki. Bir tane tek, buraya çift örüyoruz. Bir, iki. Bir tane tek, bir tane çift. Bir, iki. Bir tane tek, bir tane çift. Bir, iki. Sırayı tamamlıyorum. Bu sırada da toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 4. Şimdi 3 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2. Şimdi bu ördüğümüz grubu tekrarlayarak öreceğiz arkadaşlar. 3 tek, 1 çift. 3 tek, 1 çift tekrarlıyoruz sıra sonuna kadar. 1, 2, 3 tek. Buraya çift örüyoruz. 1, 2. Şimdi 3 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2. 3 tane tek. 1, 2, 3. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2. 3 tane tek. 1, 2, 3. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 3 tane tek. 1, 2, 3. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2. Sıramız bitti. Bu sırada da toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 5. Şimdi 4 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 4 tane tek. 1, 2, 3, 4, bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 4 tane tek. 1, 2, 3, 4, bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 4 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 4 tane tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 4 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, bir tane çift örüyoruz. 1, 2, sıramız bitti. Sırada toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 6. Şimdi 5 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2. Şimdi bunu tekrarlayacağız. 5 tek, 1 çift sıra sonuna kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 5 tane tek. 1,
2, 3, 4, 5. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 5 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 5 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 5 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane çift örüyoruz. 1, 2. Sırayı tamamladım. Sırada toplam arkadaşlar 42 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bundan sonra arkadaşlar düz örüyorsunuz. Dümdüz öreceğiz. 5 sıra örüyorsunuz. Her sırada 42, 42, 42 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 5 sıra sonra buluşalım. Evet, 5 sıra örgümü tamamladım. Geliyoruz 12. sıraya. Şöyle işareti koyalım sıranın başına. 4 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Tek tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. Bakın bir sonraki zincirin içine tığınızı batırıyorsunuz. Arkadan ilmeği alıyorsunuz. Sonraki boş zincirin içine tığ batırıyorsunuz. Arkadan ilmeği aldım. Tığımda 3 ilmek var. 1, 2, 3. Şimdi üçünü birden toplayıp bir kere de öreceğim. Buna azaltma diyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar tekrarlayacağız. 4 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. 4 tane tek. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. 4 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. 4 tane tek. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. 4 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. 4 tane tek. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. Sırayı bitiriyoruz. Sırada toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 13. Şimdi sadece 36 tane sık iğne öreceğiz. Düz örüyorsunuz. Her zincirin içine bir tane öreceğiz. Sıra sonuna kadar örüyoruz. 36 tane sık iğne öreceğiz. 4, 5, 35 ve 36. Böylece sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi vidalı gözleri takacağız. Şimdi vidalı gözleri nereye takacaksınız? Bakın bu son sıramız. Şuradan sayıyorsunuz. Bu deliğe değil, onun bir üstündeki sıraya takıyorsunuz. Aralarında da 12 adet sayıyorsunuz sık iğne. 12. sık iğnenin deliğine de diğer gözü takıyorsunuz arkadaşlar.
Şimdi bundan sonra ip değiştireceğiz. Beyaz iplikle devam edeceğiz örgümüze. Şöyle beyaz ipliği alıyorum önce elime. Son ördüğüm sık iğneyi böyle geri alın arkadaşlar. Tığınızda iki tane ilmek kalsın. Şimdi beyaz ipliği alıyorum. Bu iki tane ilmeğin içinden geçireceğim. Şöyle geçiriyoruz. Şimdi örmeye devam edeceğiz. Artık lila rengiyle işimiz bitti. Lila rengini kullanmayacağız. Beyaz iplikle örgümüze devam edeceğiz. Şimdi bakın arka tarafta şu ipi de şöyle tutun. İçine alıp örün ki sökülmesin çalışmamız. Bu biliyorsunuz şurada zincirler var. Normalde nasıl örüyoruz arkadaşlar? Bu deliklere batıyoruz ve sık iğnemizi örüyoruz. Ama şimdi öyle yapmayacağız. Bulu öreceğiz. Arkadaki ilmeğin içine batacaksınız. Üstünü öreceksiniz. Şimdi bakın burada V'ler var. Bak, zincirler var örgümüzün. Normalde böyle örüyorduk. Hayır. Bu zincirin içine ve arka taraftaki yarım ilmeğin üstünü öreceksiniz. Bakın zincirin içine. Şimdi zincirin yarısı ön tarafta. Şöyle göstereyim. Bu ön taraftaki kısmı. Buna örmüyorsunuz. Şu arka taraftaki ilmeğinin üstüne örüyorsunuz. Bakın zincirin içine tığınızı batırıyorsunuz. Arka taraftaki ilmeğin üstüne öreceğiz. Böyle düz örüyorsunuz. 36 tane sık iğne öreceğiz bu şekilde. Zincirin içine, arka taraftaki ilmeğin üstüne. Zincirin içine, arka taraftaki ilmeğin üstüne. Zincirin içine, arka taraftaki ilmeğin üstüne. Bakın ilmeklerin yarısı dışta kalacak böyle. Dış tarafta kalıyor yarısı. Şimdi dümdüz örelim. Sırayı bitirelim. Toplam 36 tane sık iğne örüyoruz. Sıra sonunda buluşuyoruz. Evet, 36. sık iğneyi de örüyorum son. Şimdi burada bakın lila rengi ipliği kesiyoruz. Bırakalım bu ipi, artık bununla çalışmayacağız. Şu arka tarafta beyaz iple bağlayacağım. Şöyle bağlıyoruz arkayı. Örgümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşaret kullanalım. Yine sıra başımızı kaybetmeyelim. Şimdi 15. sıra. 3 tane tek öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 1 tane azaltıyoruz. 3 tane tek tek örüyorsunuz. 1 2 3 1 tane azaltıyoruz. Şimdi 3 tane tek tek örüyorsunuz. 1 2 3 1 tane azaltıyoruz. 3 tane tek örüyorsunuz. 1 2 3 1 tane azaltıyoruz. 3 tane tek. 1 2 3 1 tane azaltıyoruz. 3 tane tek. 1 2 3 1 tane azaltıyoruz. 3 tane tek. 1 2 3 1 tane azaltıyoruz. Sırayı bitirdim. Sırada toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalısın. 16. sıraya geldim. Şimdi 2 tane
Tek öreceğim. Bir, iki, bir tane azaltıyorum. İki tane tek, bir, iki, bir tane azaltıyorum. İki tane tek, bir, iki, bir tane azalt. İki tane tek, bir, iki, bir tane azaltıyorum. 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 Sıra bitti. Toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi içine güzelce bir elyafla dolduralım arkadaşlar. Sonra iki sıramız kaldı. İki sıra daha örüp bitireceğiz. Evet, içini elyafla doldurdum. Yalnız iki sıra ördükten sonra tam kapamadan bir miktar daha ilave edeceğim. Şimdi rahat örmek için çok doldurmadım. Şimdi geliyoruz 17. sıraya. Bir tane tek örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane tek. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane tek. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane tek örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane tek. Bir tane azaltıyoruz. Bir tek. Bir azalt. Bir tek. Bir tane azaltıyoruz. Sırayı bitiriyorum. Bu sırada toplam arkadaşlar 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi geliyoruz son sıramıza. 6 tane azaltma yaparak burayı kapatacağız. Şimdi bakın, bu birinci azaltmam. İkinci azaltmam. Üçüncü azaltmam. Dördüncü. Beşinci. Ve altıncı azaltmam. Evet, çalışmamız bitti. İpliği de kısa kesiyoruz. Bakın, iç tarafta çekerek saklıyoruz. Şimdi bakın, burada bir delik oluştu. Sizde de muhtemelen böyle bir delik oluştu. Onu kapatmamız gerekiyor. Çirkin görünmesin çalışmamız. Normal amigurumi ipliğini iğneme geçiriyorum. Şimdi ipimin başlangıcına şöyle bir düğüm atacağım arkadaşlar. İğnemi buradan geçiriyorum. Şu sıralardan çıkartıyorum. Bakın, bu benim son sıram. Son sıradaki deliklerden çıkarıyorum. Şimdi bu son sırada zikzaklar çizerek bu şekilde iğnenizi geçiriyorsunuz. Bir alttan bir üstten. Bir üstten alttan çıkarıyorsunuz. Sıra sıra üstten alttan şöyle. Bunu böyle çekerek sıkıştırıyorsunuz. Burada da ipinizi şöyle bir düğümlersiniz. İyice sıkıştırıp. Sonra tekrar aynı yerden iğnenizi geçirip başka bir taraftan çıkarıyorsunuz. Şurayı da düzeltelim. Bakın, görüntü böyle olacak. O delik görüntüsü de kaybolmuş oldu. Evet, sırada kuyruk var.
Balığın kuyruğunu öreceğiz. Sihirli halka ile çalışmamıza başlıyoruz. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kısa ipliği tutup çekiyoruz ve bu ortadaki deliği sıkıştırıyoruz. Şimdi sıra 2. Spiral öreceğim arkadaşlar. İşaret kullanalım. İkinci sırada her zincirin içine çift örüyorsunuz. Yani 6 adet çift öreceğiz. Bu birinci çiftimiz. Şimdi ikinciyi öreceğim. 1, 2. Üçüncüyü örüyorum. 1, 2. Dördüncüyü öreceğim. 1, 2. Beşinci. 1, 2. Altıncı. 1, 2. Sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Üçüncü sırada düz öreceğiz. 12 tane sadece sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sıranın sonuna geliyorum. Dördüncü sırayı öreceğim. Şimdi 4 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. 4 tane tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. Sırayı bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi en sonunda da bir tane zincir kaydırma örüyorum. İpliği dikiş için uzun bırakıp keseceğim. Yalnız bu kadife iple dikişiniz zor olabilir. Dilerseniz normal amigurumi ipi de dikebilirsiniz. Bence onu tercih edin. Ben de kısa keseceğim şimdi ipliği. Amigurumi ipiyle dikişimi yapacağım. Şimdi parçayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ipi de kesiyorum. Şimdi sırada bu yan yüzgeçleri var. Küçük yüzgeçler. O yüzgeçleri öreceğiz. 2 tane örüyoruz. Sihirli halka ile çalışmama başlayacağım. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kısa ipliği tutup çekiyorsunuz ve ortayı sıkıştırıyorsunuz. Şimdi spiral öreceğim. İşaret kullanıyorum. İkinci sırada her zincirin içine çift örüyorum. 1, 2, birinci çifti ördüm. Şimdi ikinci çift 1, 2. Üçüncü çifti örüyorum. 1, 2. Dördüncü çift 1, 2. Beşinci 1, 2. Altıncı 1, 2. Evet, bir tanesini tamamlıyorum. Şimdi bu çalışmanın arkadaşlar aynısından bir adet daha örüyoruz. Evet, yüzgeçlerin ikisi de hazır arkadaşlar. Şimdi dikmeye kuyruktan başlayacağız. Kuyruğu alıyoruz. Şu parçayı da içine atıyorum hemen. Ben normal amigurumi ipi kullanacağımı söylemiştim dikişlerde. Bu iple dikeceğim arkadaşlar. Daha açık bir ton vardı elimde. Onu tercih ettim.
Şimdi şöyle şurada bir tane düğüm atalım önce. İpimizin ucuna. Parçayı alıyorum. Şimdi burada arkadaşlar bunu birleştiriyorsunuz. Şimdi şöyle içeride bir ip tutturacağım. Bu şekilde düğümleyeceğim ki dikişim sökülmesin. Sonra şu kenardan çıkaracağım. Şimdi parçayı bu şekilde birleştiriyorsunuz iki ucuna. Karşılıklı dikiyorsunuz ve bu boşluğu kapatıyorsunuz. Bakın böyle dikeceğiz. Şöyle alıyorsunuz. Karşılıklı dikiyorsunuz. Sırayla tek tek bütün zincirleri dikiyoruz. Şuradan da buradan da bir kez dikeceğim. Evet. Şimdi minik balinamızı alalım arkadaşlar. Şöyle tutarsınız. Tam arka orta noktasına. Bakın zaten renk geçişi yapmıştık orada. Tam o renk geçişlerinin olduğu yere kuyruğu dikeceğiz. Şöyle ortalıyorsunuz. Şuradan geçiriyorsunuz iğnenizi. Boyu kadar çıkarıyorum önce iğnemi. Şöyle. Şimdi tek tek dikeceğim. Ucundan tutturuyorum. Şimdi tek tek her deliğe dikiyorum. Şuradan geçiriyorsunuz. Tek tek her deliğe dikiyorsunuz. Arkadan da çıkaracağım. Evet, buradan da bir tane dikeceğim. En son zincirime geldim. Şuradan da alıyorum. Evet, kuyruğu dikiyoruz arkadaşlar. Evet, böylece arka yüzgeci dikmiş olduk. Şimdi ipimizi arkadaşlar şu yan taraftan çıkarıyoruz. Çünkü yana da minik yüzgeçleri dikeceğiz. Şimdi bu ip burada kalsın. Tekrar ip geçireceğim iğneme. Evet, ipin ucunu düğümlemeyi unutmayın. Şimdi parçayı alıyorum arkadaşlar. Şu iplikler de iç tarafta kalsın. Şimdi bunu ikiye katlayacağız bu şekilde. Az önce yaptığımız gibi kuyruktaki yüzgecinde yaptığımız gibi şöyle karşılıklı bir dikeceğiz önce. Şöyle dikiyoruz. Tek tek her zincirden karşılıklı dikeceğiz. Evet. İpliği de şöyle iç tarafta gezdirirsiniz. Başka bir yerden çıkarırsınız. Şimdi bir tanesi hazır. Kestim ipimi de. Şimdi diğer yüzgeci de birleştirelim. Hemen dikelim. Aynı şekilde hazırlayalım. Şimdi yan yüzgeçleri de arkadaşlar yine aynı hizaya dikiyorsunuz. Bakın tam iki rengin birleştiği noktaya dikiyoruz. Şuradan çıkarayım hatta. Şimdi bakın yüzgeçler şekli böyle. Bakın bir tarafı biraz daha oval, burası düz. Şimdi oval olan kısım arkaya baksın. Bu şekilde arkaya baksın. Böyle dikeceğiz. Şuradan iğnemi geçiriyorum. Uçtan değil bakın. İkinciden iğnemi geçirdim. Tam iki rengin geçiş yaptığı sıraya dikeceğim.
Tekrar buradan geçiriyorum. Arkadan çıkaracağım. Bakın böyle duracak. Şöyle durması lazım. Daha dikeceğim. Burası açık kalmayacak tabii ki. Şimdi bir tane daha delikten geçireyim iğnemi. Şimdi şuradan uçtan geçiriyorum. Şimdi buradan geçirip arkadan çıkaracağım. Evet, yüzgeç hazır. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi yapacağız. Diğer yüzgeci dikeceğiz bu sefer arkadaşlar. Orantılı dikersiniz. Şöyle bir bakın. Tam orantılı denk gelmesi lazım. Bakın bu yüzgeci de buraya dikeceğiz. Şöyle. Şimdi şuradan geçiriyorum hemen iğnemi. Yine biraz aşağıdan, tam uçtan dikmiyorum. Şuradan dikiyorum gövdeye. Şimdi bu parçanın üstünden dikiyorsunuz. Bir tane daha gövdede ilerliyorum ileriye. Şimdi parçanın ucundan dikiyorum. Evet, bu yüzgeci de böylece buraya dikmiş oluyorum arkadaşlar. Burada ipinizi güzelce düğümlersiniz ve artık kesebiliriz. Çalışmanızın görüntüsü arkadaşlar böyle olacak. Bunlar da küçük minik yüzgeçlerimiz. Çok şirin oldu. Birkaç işlerimiz daha var. Onları da tamamlayalım. Biraz daha süsleyelim diyorum. Şimdi aqua rengi, su yeşili rengi ipliğimi alıp hemen geliyorum. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, balinalar tepelerinden şöyle su fışkırtırlar. Ben de öyle bir imaj vermek istiyorum. Aqua rengi iplikle örgüme başlayacağım. 6 tane zincir çekerek çalışmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zincirin içinden örmeye başlıyorsunuz. 5 tane sık iğne öreceğiz. Her zincirin içine bir tane sık iğne örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada da bir tane zincir çekiyorum. İpliği kısa kesebiliriz. Şimdi aynısından bir tane daha örüyoruz hemen. 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zincirin içinden öreceğim. 5 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çalışmam hazır. Bir tane zincir çekiyorum. İpliği kısa kesiyorum. Şimdi 9 tane zincir çekerek bir tane daha şerit öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İkinci zincirin içinden örmeye başlayacağım. 8 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8. sık iğnem. Yine burada bir zincir çekiyorum. İpliği kısa kesiyorum. Hemen iğneme su yeşili bir amigurumi ipliği geçirip geliyorum. Şimdi bu ördüğünüz parçaları topluyorsunuz arkadaşlar. Şu uçlarını da şöyle düğümleyebilirsiniz.
başlangıç ipleriyle bitiş iplerini, kestiğimiz ipi şöyle bir düğümlüyorsunuz. Evet. Su yeşili iplik geçirdim. Şimdi bakın şuradan bir kere iğnenizi geçiriyorsunuz arkadaşlar. Bir kez şurada bir tutturalım bu çalışmayı. Sonra bakın bu parçayı alıyorsunuz. Böyle arka arkaya da dikebilirsiniz isterseniz. O da olabilir. Daha kolay olur sizin için. Şöyle ucundan buradan bunu da dikiyorum. Önce bir ikisini birleştirelim. Sonra diğer üçüncüyü alacağım. Onu da buraya dikeceğiz. Hemen arkasına. Onu da dikiyorum buradan. Yani hepsini sıra sıra arka arkaya dizmiş olduk. Ördüğümüz o üç tane parçayı ama uzun olan ortada olacak. Şimdi bu ucunu baştakiyle birlikte birleştirerek şöyle bir dikin. Sıkıştırın iyicene. Şimdi tam tepe noktasına geliyorsunuz balığınızın. O da şu nokta. Buradan iğnenizi geçiriyorsunuz. Şu ilk sıradan çıkarıyorsunuz. Şöyle. Sonra dikiyoruz bu parçadan. Yine şu birinci sıradan dikeceğim. Döne döne düzgün tepe noktasına amacımız bu parçayı düzgün oturtmak. Döne döne dikeceğiz bu şekilde. Şimdi son dikişi yapıyorum. Döndüm. Başa geldim. Şimdi şu altında dibinde ipliği düğümlüyorum. Tekrar buradan iğnemi batırıp başka yerden çıkarıyorum arkadaşlar. Dikişim hazır. Artık ipimi kesebilirim. Şimdi siyah iple de ağız nakışı işleyeceğim. Şöyle ip geçirdim iğneme siyah. Ucunu düğümlüyorum. Buraya gülen bir yüz ifadesi vermek istiyorum. Bakın şuradan çıkarıyorum iğnemi. Şöyle buraya kocaman bir gülen yüz çizeceğim arkadaşlar. Şöyle iyice orantılarsınız. Evet buradan. Şimdi bir alt sıradan şöyle iğnenizi çıkarıyorsunuz. Buradan iğneye geçiriyorum. Bir alt sıradan biraz ileriden iğneyi çıkarıyorum. Şöyle. Çünkü bu ipi burada tutturacağım ki bu gülen yüz ifadesi yukarı kaymasın. Bir alt sırada tutturuyorum. Şimdi iğneyi çıktığım yerin bakın burası bu ip arada kalacak. Bu ipin altından tekrar aynı yerden iğnemi geçiriyorum. Bu sefer diğer taraftan çıkıyorum. Orada da yine aynı çalışmayı yapacağım ki bu siyah nakış gülen yüz böyle kavisli kalsın burada arkadaşlar. Şekli bozulmasın. Şimdi iğnemi şu uç noktadan çıkartıyorum tekrar. Bakın şöyle olacak. Burada bir düğüm atıyorum. Tam uçta düğümlüyorum. Şöyle. İğnemi tekrar buradan geçirip başka bir noktadan çıkarıyorum. Evet, böylece gülen yüzü işledim. Şimdi ip kadife olduğu için arkadaşlar benim nakış ipim de biraz ince. Çok sıkı çekince kayboldu kadifelerin arasında. Siz bunun üstünden isterseniz bir kez daha geçebilirsiniz. Daha belirgin olacaktır. Böylece çalışmamızı da tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, tüm çalışmalarımızı tamamladık. Ve ekranda görmüş olduğunuz bu şirin balina yavrusuna kavuştuk sonunda. Hepinizin eline sağlık diyorum ve sizleri tebrik ediyorum. Kanalıma ve videolarıma destek olmak isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız.
Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.